peşinde. Çok fazla diyor. Fakat şu spesifik detaylar bilinmiyor diyor. Oraya giden bir centilmen, o yıllarda kadınlara rüfur etmediği için, oraya giden bir centilmen lütfen aşağıdakileri öğrensin diyor. Ne olabilir sanki böyle bilimsel bir dergide? Acaba gemisi var mı falan diye başlayacak değil mi? Öyle değil. Ne diyor biliyor musunuz? İlk soru ne biliyor musunuz? Ya bir tane Rusma diye tüy yolma, tüy yolma şeyi var diyor. Bunu nereden çıkarıyorlar? Nasıl çıkarıyorlar? Bir öğrenin. So this is a scientific, I would say scientific because it was published by practicing scientists who earn their living through science, and there is a research program here. So the first question is the following. What is Rusma? Some kind of earth that you take out to just, what do you call it? I don't know, you take out hair. Wow, what, I mean, amazing. The guy is interested in hair picking. What is amazing to me is the following. In 1665, you look at that little part over there. They made the effort to open a little thing to make it explain what Rusma is, okay? It is amazing, they are so actually accurate. It goes through like this. Why do Turks drink coffee? Why do Turks use opium? Do they use it on their horses, on their camels, and like things like that? Another thing is, how do they breed these excellent horses? İngiliz atı diye bir şey duydunuz değil mi? Güzel olduğunu biliyoruz değil mi? O yıllarda ne diyor? Bu muhteşem atları nasıl yetiştiriyorlar? How do they manage this Damascus steel? Şam çeliği nasıl? Vesaire vesaire gidiyor. Okuyun lütfen. Ben size Kıbrıs'la ilgili kısmına geleyim. Kıbrıs'la ilgili burada. So there is a part. Benim bilgisayar kabiliyetleri çok düşük. Bunu buraya yapıştırmak için acayip uğraştım. Bir alkış rica ederim.